Yeni bir videodan da herkese merhaba arkadaşlar. CSUV pazarının en uygun fiyatlı modeli Nissan Qashqai yenilendi, değişti. Üçüncü nesline kavuşan Qashqai Avrupa'da ve özellikle Türkiye'de liderliğini devam ettirmek istiyor. Şimdi gelin yeni Nissan Qashqai hakkındaki tüm detayları, tüm yenilikleri ve nelerin değiştiğini hep birlikte öğrenelim. Fakat videoya geçmeden önce tekrar bir hatırlatayım. Halen daha kanala abone değilseniz eğer, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. İlk kez 2007 yılında Nissan Terana adlı modelin yerine gelen ve çıktığı yıl tüm Avrupa ve dünyada büyük ilgi gören Nissan Qashqai, 3. nesliyle artık çok daha karizmatik, çok daha yakışıklı. Renault-Nissan ortak çalışması CMF-C platformu üzerinde inşa edilip geliştirilen yeni Nissan Qashqai'nin yenilenen tasarımı ile önceki nesli arasında ciddi bir tarz farkı ortaya çıkıyor. Yeni Qashqai'ye önden baktığımızda her ne kadar Nissan'ın V-Motion olarak adlandırdığı ön panel ve ızgara tasarımı önceki nesliyle benzese de küçük kardeşi Juke'da olduğu gibi tamamen yenilenen ve bugüne kadar birçok otomobil markasının cüret edemediği bumeranga benzeyen far tasarımı sayesinde yeni Qashqai çok farklı ve sıra dışı gözüküyor. Tabii ki far tasarımının bu şekilde uyarlanabilmesi için teknolojisinin de gelişmesi gerekiyordu. Yani yeni Nissan Qashqai'deki far tasarımı sadece tasarımdan ibaret değil, işlevselliği de büyük. Aslında bu ufak gibi görünen farlar özellikle gece sürüşlerinde sizin ve çevrenizdekilerin güvende seyahat etmesini sağlıyor. Profilden baktığımızda ise yeni Nissan Qashqai'deki sert ve keskin tasarım dilini daha net şekilde fark ediyoruz. İtiraf etmek gerekirse profilden bakıldığında önceki nesil Qashqai aynı platformu paylaştığı Renault modelleriyle oldukça benziyordu. Fakat yeni Qashqai çok daha özgün ve karakteristik duruyor. Ayrıca yeni Nissan Qashqai'de ilk defa 20 inç boyutunda elmas kesim jantlar sunuluyor. Bunlara ek olarak yeni Qashqai'de 11 adet tek renk ve 5 adet çift renk seçeneği ilk defa ekleniyor. Ön tarafta oldukça ince şekilde konumlandırılmış farların bitiminden arka stoplara kadar ilerleyen omuz çizgisi sayesinde olduğundan çok daha yüksek gözüküyor. Kapı altlarında bulunan ve ters yerleştirilmiş bir bıçağı andıran tasarım da onu ışık altında oldukça hareketli gösteriyor. Yeni Qashqai'nin arka tarafına geçtiğimizde ise tıpkı ön tarafta olduğu gibi sert ve keskin hatlara sahip stop tasarımları bizleri karşılıyor. Önceki nesilde yatay V şeklinde olan arka stoplar, yeni Qashqai'de de yatay ve oldukça ince şekilde yeniden tasarlanıyor. Arka bagaj kapağı da tıpkı ön tarafta olduğu gibi köşelerden baktığımızda net şekilde ayrılıyor. Fakat tam arkasından baktığınızda kusursuz bir temizlikte kendini gösteriyor. Önceki nesliyle bir diğer fark ise model isim yazılarında gerçekleşiyor. Nissan markasının yeni tasarım dilinin bir sonucu olan ve diğer Nissan modellerinin tasarımlarıyla oldukça ilişkili olan bu yeni model isim yazısı yeni Qashqai'nin bagaj kapağının tam merkezinde yer alıyor. Ayrıca yeni Qashqai'de de tıpkı önceki nesilde olduğu gibi egzoz çıkışlarının bulunmadığı çift renkli difüzör kullanılıyor. Tıpkı dış tasarımındaki değişim gibi boyutlarda sil baştan yenileniyor. Yeni Nissan Qashqai'nin boyu 4425 mm ile önceki neslinden 35 mm daha uzun. 1635 mm ile önceki nesline göre 10 mm daha yüksek. 1838 mm ile önceki nesline göre 32 mm daha genişliyor. Bunun sonucunda yeni Qashqai'nin yol tutuşu da önceki nesline göre iyileşiyor. Ve büyüyen boyutları iç mekanda en net şekilde hissetmemizi sağlayacak dingil mesafesi de 2666 mm ile önceki nesline göre 20 mm daha uzuyor. Şimdi de yeni Nissan Qashqai'nin en fazla zaman geçireceğimiz kısmına geliyoruz. İç mekana daha adımımızı atar atmaz ilk dikkatimi çeken şey direksiyon simidi oluyor. Onun hemen arkasında ise 12.3 inç büyüklüğünde tamamen dijital TFT gösterge paneli yer alıyor. Bu ekran üzerindeki araçla ilgili tüm işlemleri direksiyon üzerinde yer alan tuşlar ve dokunmatik bar ile yönetiyorsunuz. Yeni Nissan Qashqai'nin yenilenen direksiyon simidi benden tam puan almayı başarırken tamamen yenilenen bu iç mekan otomobili tercih etme nedenlerinizin başında gelebilir. Ayrıca yeni Nissan Qashqai 10.8 inç büyüklüğündeki head-up display ekranı ile segmentindeki en büyük görüntüye sahip oluyor. Önceki nesilde daha dar ve minimal şekilde tasarlanmış orta konsol,
büyüyen boyutların da katkısıyla oldukça genişliyor. Yine önceki nesilde havalandırma çıkışlarının altında yer alan multimedya ekranı da yeni Qashqai'de konsolun içinden çıkıyormuşçasına yeniden tasarlanıyor. 9 inç boyutundaki bu ekran üzerinde yerleşik olarak gelen 3 boyutlu navigasyon ve Google Asistan hizmetinin yanı sıra Apple CarPlay ve Android Auto bağlantı servislerini kullanabiliyorsunuz. Vites kolu ve ara konsolda ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden elden geçiriliyor. Otomatik vites seçeneğinde gelecek olan vites seçicisi oldukça şık ve zarif gözüküyor. Onun hemen arkasında ise üstü açık şekilde konumlandırılmış 2 adet bardaklık yer alıyor. İç mekandaki teknolojik gelişmelerin bence yine en önemlilerinden biri de kablolu bağlantı seçeneklerinde yaşanıyor. Yeni Nissan Qashqai'nin konsolunda hem USB-A hem de USB-C bağlantı noktaları bulunuyor. Kablolu bağlantıların yanı sıra yeni Nissan Qashqai'de ilk defa 15 watt gücünde kablosuz şarj standı da ekleniyor. Arka diz ve yaşam alanı konusunda da yeni Nissan Qashqai'de birçok şey değişiyor. Yeni Qashqai'nin uzayan dingil boyu sayesinde arka diz mesafesi 28 mm artarak 608 mm'ye çıkıyor. Ayrıca tavan yüksekliği konusunda da iyileştirmeye gidilerek ön ve arkadaki tavan yüksekliği 15 mm daha artırılıyor. Bunlara ek olarak 90 derece açılan arka kapılar çok ince düşünülmüş fakat işlevsellik olarak oldukça önemli bir konumda yer alıyor. Hatta bu konuda şunu da eklemek istiyorum. Ben arka koltuklarla seyahat etmesini çok fazla seven ve tercih eden birisiyim. Ama birçok otomobilin hem kapı açılma açısı hem de kapı eşiğinin yüksek ve dar oluşundan dolayı inip binme konusunda problem yaşıyordum. Ki aynı konuyu çocuk koltuğunu arka koltuklara yerleştirip indirirken de ebeveynler yaşıyordu. Yeni Nissan Qashqai'nin 90 derece açılan bu arka kapı tasarımı benden tam puan almayı başarıyor. Küçük eşya gözleri ve bagaj alanı tarafında da tahmin edebileceğiniz gibi kullanıcı odaklı birçok geliştirme yaşanıyor. Yeni Qashqai'nin arka süspansiyon kule yüksekliği 20 mm alçaltılıyor ve bunun sayesinde önceki nesline göre bagaj hacmi 74 litre artarak 504 litreye ulaşıyor. Yeni Nissan Qashqai'den en verimli şekilde yararlanmanızı sağlayan güvenlik ve sürücü yardımcı özellikleri de yenilendi. Gelin hep birlikte kısaca onlar nelermiş öğrenelim. Yeni Qashqai'de tahmine duyarlı çalışan adaptif hız sabitleyici ve trafik levhası okuma özelliği sayesinde aracın hızı tamamen kurallara uygun ve trafiğe uygun şekilde Yeni Qashqai tarafından belirleniyor. Ayrıca yardımcı sistemler açık halde ilerlerken önünüzde oluşan yoğun trafikte yumuşak frenleme yaparak sizi tedirgin eden ani tepkilerden de uzak duruluyor. Fren demişken yeni Nissan Qashqai'de geliştirilmiş acil fren asistanı ile istenmeyen ufak kazaların da önüne geçiliyor. Şimdi de yeni Nissan Qashqai'de belki de en çok merak edilen şeylerden biri olan motor seçenekleri ve kombinasyonları neler? Gelin hep birlikte öğrenelim. Nissan'ın 2024 yılına kadar Avrupa'daki satışlarının yarısını elektrikli otomobillerden oluşturmak istediğinden dolayı yeni Nissan Qashqai'de belki de olmasını arzu ettiğiniz dizel motorları göremeyeceğiz. İlk etapta yalnızca 1.3 litre hacminde hafif hibrit, benzinli ve 1.5 litre hacminde tam hibrit olmak üzere 3 farklı motor kombinasyonu yeni Qashqai'de sunuluyor. 1.3 DiGT hafif hibrit motorun ilk varyantında 138 beygir gücündeki 6 ileri manuel şanzıman ve 240 Nm torka sahip olan motor bulunuyor. Bu motor seçeneği yalnızca önden 2 çeker olarak satın alınabiliyor. Bir de yine 1.3 litre hacminde 156 beygir güç üreten hafif hibrit motor bulunuyor. Bu motor seçeneğinde 6 ileri manuel vites tercih ederseniz yalnızca önden çeker ve 260 Nm torka sahip olacaksınız. 1.3 litre hafif hibrit motorun en güçlü versiyonuna sahip olmak için kendisini Renault modellerinden de tanıdığımız X-Tronic isimli CVT otomatik şanzıman ile satın almanız gerekiyor. 2 veya 4 tekerden çekiş sistemini seçebildiğiniz bu motorlar ile 156 beygir güç ve 270 Nm torka sahip olacaksınız. Yeni Nissan Qashqai'deki bir diğer motor seçeneği ise 1.5 e-Power motor oluyor. Yalnız buradaki 1.5 ibaresi sizi yanıltmasın. Bünyesinde barındırdığı 1.5 litre hacmindeki motoru yalnızca elektrik üretmek için kullanıyor. Aynı zamanda 187 beygir güç ve 330 Nm tork ile Qashqai'deki en yüksek güç ve tork değerlerine de
bu motorun da sahip olacaksınız. Segmentinin en uygun fiyatlı modeli yeni Nissan Qashqai'nin değişen ve gelişen özellikleri bu şekildeydi. Özellikle ön tarafa baktığımız zaman yenilenen far tasarımı belki belirli bir yaşın üzerine hitap etmeyebilir ama ben oldukça yenilikçi ve tarz sahibi olduğunu düşünüyorum. Peki siz yeni Nissan Qashqai hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan tüm sorular ve yeni Nissan Qashqai hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Sonraki videolardan anında haberdar olmak için de kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.